Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz Orjinal Matematik yayınlarının hikayete soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trigonette 15. sınıfta kalmıştık ve artık neye geçtik? 3. bölüme geçtik Trigonette. E, toplam fark ve yarım açı var bu kısımda. 15. sınıfta çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Artık sin 13 cos 17 nedir diye sormuş. Şimdi bakın 17 ve 13 Tamam. 13 ve 17. Sinkos sinkos. Bak, mesela şöyle yazayım. Sinüs x artı y. Sinüs paylaşımcıdır. Bir senden bir benden. Bir senden bir benden der. Sinüs x kosinüs y. Bu sefer de doğrucu aynı zamanda sinüs. Bir de ne diyeceğiz? Sinüs y kosinüs x. Sinüs kadındır. Kadın paylaşımcı. Doğrucu. Bir senden bir benden. Bir senden bir benden. Bir de doğrucu. Yani sinüs x eksi y'yi öğrenmek istiyorsak o zaman ne diyeceğiz? Bunun aynısını alacağız. Kopyalayacağız. Sinkos sinkos. Sadece aradaki işaret ne? Eksi ise eksi, artı ise artı. Kosinüs ne? Kosinüs erkek. Bencil, yalancı, önce ben diyor. Yani kosinüs x, kosinüs y. Yalancı demiştik değil mi erkeğe? Tamam peki. O zaman burası da ne oldu? Artı ise eksi oldu. Şimdi sinüs x, sinüs y oldu. Şunun aynısını bir daha kopyalayalım. Eğer ki kosinüs x eksi y olursa yani şu şekilde şurası eksi olursa Kosinüs neydi? Bencil. kos sinsin. Aradaki işaret ne olacaktı? Zıt olacak. Yani eksi ise burası artı olacaktı. Bu şekilde ne yapabiliriz? Sinüs, kosinüsün toplam farklarını söyleyebiliriz. Şimdi o zaman bize sin 17 kos 13, sin 13 kos 17. O zaman sin kos sin kos kadın işi, kadın paylaşımcı doğrucu. O zaman ne yapacağız? 17 artı 13 yapacağız. Yani ne yaptı burası? Sinüs 30 mu yaptı? Sinüs 30'a kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Yani birinci sorumuzun cevabı Adana'dır. Geldik 2'ye. Şimdi kök 3 bölü 2 cos pi bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Şimdi mesela buna ne diyelim? Kosinüs 30'sun kardeşim sen diyelim. Şimdi bu 1 bölü 2'ye de ne diyelim o zaman? Kardeşim sen de sinüs 30'sun. Burası kosinüs 15. Burası da sinüs 15. Bakın. Kos kos sinsin. Bu kimin işi? Erkeğin işi. Erkek neydi? Bencildi. Önce kendini düşünüyordu. Kos kos Sonra sinsin. Bir de yalancıydı. O zaman burada eksi varsa benim ne yapmam lazım? 30'da 15'i toplamam lazım. Yani neyi soruyor bana? Kosinüs 45'i soruyor. Kosinüs 45 nedir arkadaşlar? Kök 2 bölü 2'dir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Şimdi tanjant. Tanjant teyze. Anne tarafından akraba. Bunu nasıl yapalım? Şöyle yapıyorum. Ben artı 1 eksi çarpı diyorum. Bakın aynen bu şekilde yazıyorum. O zaman burası nedir? Tan x burası tan x burası tan y burası tan y şimdi tan x he, o zaman bizim ne yapmamız lazım buradaki üçgenleri çizmemiz lazım mesela x dedik sinüs neydi karşı bölü hipotenüs o zaman burası 1 geldi kosinüs neydi komşu bölü burası y'ydi komşu bölü hipotenüsten burası da kaç gelecek 3 gelecek şimdi tan x ne yaptı güzel kardeşim karşı bölü komşudan 2 o zaman burası da 2 kosinüs neydi 1 bölü y peki Kotanjant e, tanjant y nedir? Şimdi buraya tanjant y yazacağız. Tanjantı 3'tür. O zaman ne yaptı orası? 5 bölü eksi 5 yaptı. Bunun cevabı nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir diyebiliriz. Tanjantın formülü şu şekilde. Tanjant teyze. Anne tarafından akraba. Yani doğrucu. Üst taraf artı mı? O zaman aynen yazıyorsun. Tan x artı tan y diyorsun. Sonra bir onun babası var. Tersi ve adamı çarpar diyorsun. Yani 1 eksi tan x çarpı tan y diyorsun. Bu da tanjantın toplam fark formülüdür. Bakın 4'te tan 12 tan 33 bölü ha, bir dakika burası 1 eksi tan 12 tan 33 olursa bizim için bu arkadaş toplam farktır. Ve burası tanjant teyzeydi anne tarafından akraba doğrucuydu. Tanjant 12 artı 33'tür. Yalnız ben alt tarafı ne yaptım? Eksi parantezini aldım. Aslında eksilisini yazdım. O zaman burası eksidir. Yani tanjant 45 kaçtır? 1'dir ama cevabımız nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun çözümüydü. Geldik 5'e. 5'te 4, 5, 1 bir şeyler var burada. AB1 demiş hepsini vermemiş. Yani bunun tamamı aslında galiba 5 birim. Şurası 5 ile 7. O zaman şuraya bir üçgeni biz çizsek şöyle yapsak. Şöyle yaptık. Şunu şuradan birleştirdik. Burası 5 dedik. Burası 5 dedik. Burası 7 dedik burası 90 dedik. Bize ne diyor ki nazın kale arasında taradığı açının şimdi şurada bir tane fener var, Işık şurayı tarıyor. Değil mi? Şu açının diyor tanjantını bul diyor. Şimdi amacımız bu tip şekilli sorularda ben bunu buradan alıyorum şimdi buraya yapıştırıyorum. Şimdi şekilli sorularda 3 tane açılmaya çalışıyorum. Alfa, beta, teta. Bu üç açının toplamı 90 yapsın. Ya da bu üç açının toplamı 180 yapsın. Ya da İki açının toplamı üçüncü ya da iki açının farkı üçüncü yapsın. Bu şekilde üç tane açı bulmaya çalışıyorsunuz. Zaten birini sana veriyor. Tamam mı? Senin iki tane daha açı bulman gerekiyor. Şimdi mesela ne diyebilirsin? Buraya alfa diyebilirsin. Mesela buraya beta diyebilirsin. Tabii bana da bu teta'yı soruyor. Ya da ben şu harfleri istediği alfa, alfa diyeyim. Şurası alfa olsun. Burası beta olsun. Burası teta olsun. Mesela şey diyebilirsin. Alfa, beta, teta toplamı 90'dır diyebilirsin. Peki bana neyi soruyor? Alfayı. Ne istiyorsa gidin onu 90'ın yanına yazın. 90 eksi alfa o zaman ne yaptı? Beta artı teta yaptı. Bak bunu kullanabilirsin. Okey. Peki şöyle yapabilirsin istersen. Mesela bunları sildim şimdi. Şunları sildim. İstersen mesela bu alfaydı ya. Buraya beta dersin. Buraya teta dersin. Alfa ile betanın toplamı tetadır hocam. Bana alfayı soruyordu. O zaman teta eksi beta. Şimdi gidiyoruz tanjantını alıyoruz. Bu daha güzel geldi bana şimdi eksi 1 artı çarpı tanjant teyzeydi. Anne tarafından akraba. Yani burası eksi ise burası da eksi olacak. Bir de bunun tersi ve çarpı aradımı. Şimdi buraya tanjant teta yazıyoruz. Yani 12 bölü karşı bölü komştan 5. O zaman buraya da 12 bölü 5 yazdık. Tanjant beta 1. O zaman burası da 1. Şimdi üst taraf ne yapar? 7 bölü 5 yapar. Alt taraf ne yapar? 17 bölü 5 yapar. Oranlarsanız 7 bölü 17 gelecektir tanjant alfamız. Yani doğuracağımız geldi? Denizi geldi arkadaşlar. Arada kalmış bir açı. 3 taneden 2 tanesini vermiş değil mi? 3 açı bulmaya çalışıyoruz. Bizim hikayemiz o. Geldik 6'ya. Tanjant 12 m ise kotanjant 33 nedir demiş. Şimdi bu tip sorularda şeye dikkat edin. 12 ne la? 33 ne la? <laughs> Aynen böyle. 12 ne? 33 ne? Sonra bunların toplamları, farkları iki katı mı, değil mi 90'a tamamlaman arkadan tamamlaman gibi ifadeler düşünün ki burada 12 ile 33 toplamları kaç yapıyor 45 yapıyor o zaman biz 33 yerine ne yazabiliriz 45 eksi 12'dir diyebiliriz şimdi kotanjant 33'ü soruyor ya fark etmez ne sorarsa sorsun sen her zaman tanjantını hesapla şimdi tanjant 33 o zaman tanjant 45 eksi tanjant 12 bölü 1 artı tanjant 45 tanjant 12'dir. Şimdi o zaman tanjant 45 1 eksi tanjant 12 m bölü 1 artı m. Peki güzel kardeşim sen ne buldun? Tanjantı. Ne soruyor sana? Kotanjantı. Unutma takla atlayacaksın. O zaman kotanjant 33 ne gelmesi lazım? 1 artı m bölü 1 eksi m gelmesi lazım. Yani doğru cevabımız c'ye gelecek. Bu da altın sorumuzun çözümüydü. Geldik 7'ye. Ark tanjant 3 artı ark kotanjant 1 bölü 2 bilmediğimiz ifadeler. Biz arklarda ne yapıyorduk? Ark gördüğünüz her şeye isim verin diyordu. Değil mi? O zaman gidin mesela buna alfa deyin buna beta deyin. O zaman ne oldu? Tanjant alfa eşittir 3 yaptı. Bakın onu nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Ark tanjant 3 eşittir alfa ise içiyle dışı yer değiştirir. Tanjant alfa eşittir 3 yapar. Aynısını burada yapalım. Ark kotanjant 1 bölü 2 beta ise içiyle dışını yer değiştiriyoruz. O zaman kotanjant beta ne yaptı? 1 bölü 2. Şimdi kotanjant beta 1 bölü 2 ya ben tanjant betanın da 2 olduğunu söyleyebilirim. 2 tane veri var. Şimdi bana alfa ile betayı soruyor. Şimdi sen tanjant ne zaman 3 biliyor musun? Yok. Tanjant ne zaman 2 biliyor musun? Yok. Ama bu tip sorularda bu alfa ile betanın toplamı tanıdık açı gelebilir. O yüzden ben gidiyorum buranın Üzerime vazife olmadan tanjantını alıyorum. Artı 1 eksi çarpı diyorum. Şurayı bir düzgün çekelim. Tamam. O zaman buraya tanjant alfayı buraya da tanjant betayı yazacağız. tanjant alfa ne? 3. O zaman bu da 3 bu da 3. Tanjant beta ne? 2. Burası da 2 burası da 2. O zaman üst taraf 5 alt tarafta eksi 5 cevabımız ne geldi? Eksi 1 geldi. Tanjant alfa artı beta neymiş? Eksi 1'miş. He, tanjant ne zaman eksi 1'dir? 135 derecede. 135 ne yapar? Edirne yapar. Yani 7. sorumuzun çözümüne geldi. Edirne geldi arkadaşlar. Böyle bilmediğimiz açıların arklarını sorabilir. Siz ne yapın? Onlara isim verin. Ya bunları toplamlarını belki biliyorsunuz sen. Belki de farklarını biliyorsunuz deyip yürüyeceksin. Tamam. Hadi bakalım 8. Şimdi şekil şükürlü soru. Kotanjantı sormuş. Hiç değil. Ne sorarsın sorusun tanjantını hesaplıyorsun. 3 tane açılıyorsun. Toplamları 90, 180, ya da ikisinin toplamı 3. ya da x'in farkı 3. olsun. Mesela buraya beta desem tamam mı? Buraya da şuraya da teta desem o zaman ne oldu? Alfa artı beta eşittir teta oldu. Hatta teta da demiyorum buraya 45 diyorum. Beta'yı da öbür tarafa attım. O zaman bana sorduğu ne? Alfa eşittir 45 eksi betadır. Sonra gidelim her iki tarafın tanjantını alırım. O zaman tanjant alfa eşittir. Eksi 1 artı çarpı. Şimdi tanjant 45'i buralara, tanjant betaları da buraya yazıyoruz. Tanjant 45 1. Tanjant beta ne? Bu bir kare olduğuna göre 3 bölü 7. O zaman bu da 3 bölü 7. Üst taraf ne yaptı? 4 bölü 7 yaptı. Alt taraf ne yaptı? 10 bölü 7 yaptı. Bunları oranlarsanız ne gelir arkadaşlar? 4 bölü 10 gelir. Tanjant alfanın karşılığı. Bunda neye tekabül ediyor? 2 bölü 5'e tekabül ediyor. Yani doğru cevabımız ne geliyor? Adana geliyor. Anlaştık. Amacımız şekil çünkü sorularda ne yapmak? Tanjantı bulmak. Ne sorarsa sorsun. Bu arada ben tanjant 2 5 buldum ya. Allah'tan şu cümleleri kurdum da tekrar kontrol ettim gözücüyle. Bana ne soruyordu? Kotanjantı soruyordu. O zaman doğru cevabımız ne gelecektir? 5 bölü 2 gelecektir diyebiliriz. Bu kadar güzel yırtılmazdı. Doğru cevap Bursa'dır. Tamam. Şimdi A ile B'nin toplamı kaç radyandır demiş. Şimdi mesela ben burada tanjanttan faydalanırım. Mesela tanjant B ne yapar? karşı bölü komşudan 3. Tanjant A ne yapar? Karşı bölü komşudan 2. Bakın şimdi ben A'yı B'yi bilmiyorum ama biraz önceki soruda da arklı soru vardı. Orada kullandık. Ben A'yı B'yi bilmiyorum ama belki toplamlarını biliyorumdur diyerekler tanjant A B. Hocam niye tanjantını hesaplıyorsun? Çünkü tanjantını hesaplamanın sebebi hipotenüse ihtiyaç duymadığım için daha kolay çıkıyor. Şimdi buralara tanjant A'ları, buralara da tanjant B'leri yazacağız. Tanjant A ne yaptı? 2. Burası da 2. Burası 3, burası 3. O zaman üst taraf 5. Alt taraf ne yaptı? Eksi 5. Bu böldüm ne geldi? Eksi 1 geldi. Tanjant ne zaman eksi 1'dir? 135 derece. O zaman burası 135 derece. Ya da 3 pi bölü 4 diyeceğiz. 9. sorumuzun çözümü için. Peki bakalım. Geldik ona. Sinkos sinkos. Hmm, sinkos sinkos kimin işiydi? Kadın işiydi. Kadın paylaşımcıydı. Sin 70 kos 80 kos 70 sin 80. Bir senden bir benden. Bir senden bir benden. O zaman biz buraya ne diyoruz? Sinüs 150'dir diyoruz bölü. Sinsin koskos. Böyle bir şey yok. Erkek kendini düşünür. Kadın düşünmez. Önce ben. Koskos sinsin. Yani C10 C20 eksi S10 S20. Ama biz bunun eksilisidir diyelim. Aslı çünkü ifade bu ya. Ben o bu ifadeyi buna çevirdim. Peki burası ne? Koskos sinsin. Ha oldu şimdi. Erkek neydi? Yalancıydı. O zaman ne gelecek orası? Kosinüs 30 gelecek. Önüne de bir eksi attım. Sin 150 nedir? Sin 30'dur. Sin 30'da nedir? 1 bölü 2. Kos 30 nedir? Kök 3 bölü 2. Bir de önünde eksimiz var. O zaman buradan eksi 1 bölü kök 3 gelir. Sorumuzun cevabı. Yani doğru cevabımız ne oldu? Bursa oldu diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım devam. 11. Yine şekilli şükürlü soru. Kotanjan sormuş. Hiç önemli değil. Tanjantını hesaplayacağız. Şimdi. MR 2 tane. Yani buraya 2 yazsak. Buraya 1 yazsak. Tamam mı? Evet. Ne, şimdi şuraya 1, şuraya 2, iki, şuraya 2 yazacağız. NP 2. Burası 2. PM 2. MR, MR 1. Bak şimdi burası 1 iken 2. O zaman ben buraya 2 yazsam bu 4, bu 4 olur değil mi? O zaman ben de burayı 4, burayı 4 yazıyorum. Şimdi burası 3 ise burası da 3'tür. Şu açı. Hmm, şöyle bir şey yapalım. Mesela buraya beta diyelim. Buraya teta diyelim. O zaman alfa, beta, teta'nın toplamı ne gelsin güzel kardeşim? 90. Senden kimi istiyor? Alfa'yı mı istiyor? İstediği açıyı 90'ın yanına 180'in yanına at. O zaman 90 eksi alfa ne yaptı? Beta artı teta yaptı. Sonra da gidelim her iki tarafın tanjantını alalım. Tanjant 90 eksi alfa bu da ne yapar? Artı 1 eksi çarp. Tanjant betayı çekebilir misiniz? 4 bölü 3. O zaman burası 4 bölü 3 oldu. Burası da 4 bölü 3 oldu. Tanjant teta ne? Burası 8. O zaman 1 bölü 8. Burası da 1 bölü 8. Burası da 1 bölü 8. O zaman buradan işlem yapacağız. Şimdi burası kotanjant alfa yaptı. O şanslıyız. Çünkü zaten bize kotanjant soruyordu. O zaman oradan çözümü üreteceğiz. 4 bölü 3 artı 1 bölü 8. Burası 8 buraya 3 yazarsak kaç yapar? 35 bölü 24 mi yapar? Aynen bölü 1 eksi kaç yapıyor orası? 4 bölü 24. Bu ne kadar çirkin geldi böyle. O zaman burası ne geldi? 20 bölü 24. Burası ne yaptı? 35 bölü 24. Şu 24'ler birbirini götürse 35 bölü 20 yapar. Sorumuzun cevabı e, sadeleştirirsek 5'e bölsek 7 bölü 4 yaptı. Yani doğru geldi? Merhaba. Bursa geldi. Merhaba gel kız. Ne haber aşkım? İyi. Gel 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 görsünler seni. Gel gel prensesim. Bak bu da bizim kızımız. At binmeden geliyor. Nasıl güzel geçti mi? Geçti. Ha? Kaç tane atabildin? Oo sen büyüdün artık zaten de ondan. Küçük adada Yağız büyüdü. çabuk gidiyor. Hı Çabuk Yağız. Yağız çabuk iniyor da çok. Ben. Hı. <laughs> Peki bakalım. Abilerin ablalarına selam söyle şimdi bay bay yap. Ben şimdi geleceğim iki dakika yerine tamam mı? Şu kapıyı kapatalım mı bir tane? <laughs> Kızçe. Kısçı olunca hayat duruyor. Kız çocukları bir tanedir ya. Evet geldik 12'ye. 12. 12. sorumuzda kosinüs 15 artı kök 3 sinüs 15 demiş. Şimdi bu soruda ne yapabiliriz? Şimdi bu soruda mesela şöyle bir şey diyebiliriz. Şuradaki kök 3 yerine tanjant 60 diyebiliriz. Kosinüs 15 artı tanjant 60. Yani sin 60 bölü kos 60. Çarpı sinüs 15. Değil mi? Sonra payda desek ne yaptık? cos 15 çarpı cos 60 artı sin 60 cos 15 bölü cos 60. Bakın cos cos sin sin. Olmadı cos cos sin sin. Değil mi? Niye olmadı? cos cos sin sin. Şunu yanlış yazdık. Burası sinüs olacaktı. Bakın cos cos sin sin. Kimin işi kosinüs işi? kosinüs neydi? yalancıydı. Yani burası kosinüs 60 eksi 15'ten 45 geldi. Kos 60 da sin 30'dur. 1 bölü 2. O zaman bu takla atarsa 2 çarpı kos 45 yani kök 2 bölü 2'den ikiler birbirini götürür. Cevabımız ne gelir? Kök 2'dir. Oldu. Bu Burada kök 3 görürseniz 1 bölü kök 3 görürseniz orada tanjant 30 tanjant 60 gibi değerler vererek bu şekilde ne yapmaya çalışıyoruz? Sorumuzu çözmeye çalışıyoruz. Geldik 13. sorumuza ve testimizin de son sorusuna. Peki. Sinüs x ile kosinüs y'nin toplamı buymuş. Kosinüs x ile sinüs y'nin toplamı buymuş. Sinüs x artı y istiyor. Şimdi hocam düşünelim taşınalım. Sinüs x artı y nedir? Sinüs x kosinüs y artı sinüs y kosinüs x. Şimdi bakın sin kos sin kos. Yani sin ile kosun çarpılmasını istiyor. Bak bunların çarpılması için ben ne yaparım biliyor musun? Buranın parantez karesini alırım. Bak ne gelir. Şimdi istenileni aşağıya çektim. Şimdi bunu parantez karesine alırsak ne geliyor? Dikkatli bakalım. Sin kare x geldi. Sonra 2 tane sinüs x kosinüs y geldi. Bir de cos kare y geldi. Peki buraya eşit oldu. 1 bölü 3'e. Şimdi şurada kare alsanız. cos kare x geldi. Bu sefer 2 kos x sin y gelecek. Artı bu sefer de sin kare y yazacağız. Burası da 1 bölü 2 yaptı. Bak şimdi bunları toplayınca güzel güzel ifadeler geliyor. Bakın buradan 1 geldi. Bakın buradan da 1 geldi. 2 yaptı artı 2 parantezinde Neresi? Şurası sin x cos y cos y sin x yani benden istediği yani mesela orayı biz a diyelim. O zaman ne yaptı? 1 bölü 3'te 1 bölü 2'nin toplamı. O zaman 2 artı 2a Eşittir 5 bölü 6 2'yi bu tarafa attım 2a eşittir 6 çıkardım Yani eksi 2 yaptım. Eksi 7 bölü 6 a da buradan nedir arkadaşlar? Eksi 7 bölü 12'dir diyebiliriz. Yani 13. sorumuzun cevabı da ne geldi? Bursa geldi. Ve böylece Trigonti'de 2, 3. bölümdeki ilk testi tamamladık. Yani Trigonti'deki 15. testi de bu şekilde tamamladık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.